Herkese merhabalar. Cumartesi iddia bülteniyle karşınızdayım. Cumartesi iddia bülteninde birbirinden önemli maçlar var. Bu hafta sonu itibariyle Portekiz Ligi ve futbol severlerin merakla takip ettiği, merakla izlediği futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere Premier Ligi'nde de sezon bu hafta itibariyle start alıyor. Çok daha keyifli bir İngiltere Premier Ligi izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü geçen sezon yarışın dışında kalan Manchester'da ciddi bir şekilde yarışa Van Gaal yönetiminde ortak olacak. Portekiz Ligi'ni hemen çok kısa söyleyelim. Portekiz Ligi'nin heyecanlı yayını sadece nesine.com'da olacağını söyleyelim. Portekiz Ligi'nin heyecanı da hem kuponlarınızda hem de maçları canlı izleyerek yaşayabileceğinizi nesine.com'da söylemiş olalım. Artık ligler yavaş yavaş başlıyor. Zaten 2 hafta sonra Süper Lig'in de başlamasıyla birlikte tüm ligler start almış olacak. Yeni başlayan bu haftaki Premier Lig'de benim dikkatimi çeken ilk maç Manchester United-Swansea mücadelesi. Yakından takip ettiğiniz Manchester, Van Gaal yönetime geldiğinden bu yana farklı bir havaya büründü. Evet, bazı önemli sakatların iyileşmesiyle belki çok daha farklı bir konuma gelecekler ama ben sezonun bu ilk mücadelesinde Old Trafford'daki Valencia maçında o kazanma azmi, kazanma arzusu 1-1 olmasına rağmen 2-1 yakalamaları, ondan önce oynadıkları hazırlık maçlarındaki aldıkları sonuçlar, bence Manchester hani geçen seneyi unutturmak için elinden geleni yapacağını kanıtladı. Galibiyetin oranı çok düşük. Bu yüzden sizlere ilk yarı 1'i önereceğim. 1.50'lik oranıyla. Devam ettiğimizde ki nesne.com'da yorum merkezinde sürpriz kuponlarda da ben Gefle galibiyeti denedim. İdeal kuponları önerim. Gefle çifte şansı. Gefle Malmö maçından biraz bahsedeceğim. Malmö son iki maça baktığımızda İsveç Ligi'nin lideri. Göteborg'la 2-2 berabere kaldı. Örebro'yu 2-0'dan 3-2 mağlup etti ki bu maçtan sonra, yani Gefle maçından sonra Şampiyonlar Ligi playoff'unda Avusturya'da Salzburg'un rakibi olacaklar ve rövanşını da evlerinde biliyorsunuz Sparta Prag'a elemişlerdi ki çok da keyifli bir eşleşme oldu. 4-2 yedikleri maçı 2-0 kazandılar. Salzburg'u eleyebilecekler mi? Tabii o soru işareti. Onu hafta içi konuşacağız ama ben lige bunun yansımasının Malmö açısından puan ya da puan kayıpları olabilir diye düşünüyorum. Gefle galibiyeti 3.30. Yenilmezliği ise 1.65 gibi bir oran var. İdeal kuponlarda Gefle 1-0 çifte şansı düşünülebilir ki bunun da vesilesiyle söyleyelim. Salı, çarşamba, perşembe oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi playoff maçlarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Nedeni ise işte bu haftaya yansıma ihtimalinin yüksek olması, kadrolar rotasyona gidebilir. Devam ettiğimizde Zenit Ufa maçı var. Zenit gerçekten çok sansasyonel bir başlangıç yaptı. Hulk, Rondon, Wetzel'le o hücum attı. Bir anda farklı bir ivmeye büründü ama tabii Bilasbo aslında bunda katkısı çok büyük. İlk 3 maça baktığımızda 4-0, 8-1 ve 2-1'lik galibiyetler var Zenit cephesinde. Rakip ve çok zayıf olan Ufa, bence yine handikap söyleyeceğiz. Oranı 1.40, galibiyetin onun çok düşük olduğu için zaten handikap riski, belki ilk yarıdan riski düşünülebilir. Zenit'in bu kadro yapısı da rahat kazanmasını bekliyorum. Ve günün son maçı Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe hazırlık mücadelesinde Olympiakos'u konuk edecek. Çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Hani bir iddia programı gerçekleştiriyoruz ama Fenerbahçe'de gerçekten çok enteresan gelişmeler yaşandı. Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'la yolları ayırdı. İsmail Kartal göreve getirildi vesaire vesaire, birçok gelişme var ve bunun da ben paralelinde sezonu nasıl yansır göreceğiz ama bu hazırlık maçına futbolcuların hem hazırlık maçlarını kazanamaması, Kadıköy'de olan turnuvada biliyorsunuz Somerhane'de düzenlenen turnuvada Fenerbahçe kazanamadı. Yine ondan önce Sevilla mağlubiyeti, bir ivme ve moral alıyor Fenerbahçe açıkçası. Ben Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 1.90'lık oranıyla yeni hoca, yeni aşı, futbolcuların hocayı sevmesi gibi faktörlerle oran da bence riske girmeye değer. Son olarak da ben Fenerbahçe galibiyetini önermiş olacağım. Tüm üyelerimize kuponları da bol şans. Görüşmek üzere, hoşçakalın.